Vira bismillah. Arkadaşlar merhaba. Bugün size yine ağaçlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Daha sonra da sonuca varacağım inşallah. Gördüğünüz yol Pendik sahilde sağlı sollu ıhlamuru ağaçlarıyla bezeli bir yol. 2012 yılıydı zannediyorum. Bu ağaçlar dikildiğinde daha kısaydı. Yıllar sonra buranın önemi daha çok anlaşılacak demiştim. Şimdi o yoldayım. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı önemli hizmetlerden birisi bu. Başarılı bir ağaçlandırma çalışması. Bu böyle devam ediyor. Yaklaşık 1 kilometre gidiyor sanırım, ileri kadar gidiyor. İleride de kurdun kuşun yiyebileceği Japon elması ağaçları var. Bir videoda da ondan bahsetmiştim zaten. Ama esas konumuz bugün Tayyip Bey'in, Allah ondan razı olsun, zamanında belediye başkanı olduğu dönemde diktirdiği bu ağaçlar. Hatta o dönem yurt dışından ağaç mı getirilir, bu ağaçların ne gereği var deniyordu. Ama gerçekten çok başarılı. O dönem dikildiğinde ismini sormuştum. Amerikan palamudu demişlerdi. Gerçekten çok başarılı. Bu örnekler budama görmeyen örnekler. Büyükşehir Belediyesi bir budama yapıyor Allah için. Bir budama yapıyor. Ağacı kuşa çeviriyorlar. Ağacın ömrünü yiyorlar. İnanıyorum ki ağaçların da bir psikolojisi vardır. Ve o budamalardan olumsuz etkileniyorlardır. Yani böyle bir bilimsel araştırma olduğuna adım gibi eminim. Çünkü o budanan ağaçlar o kadar kısır ve o kadar verimsiz ki kuş gibi ortaya çıkarıyorlar hayvanları. Bakın bir de bunların endamına, güzelliğine. İnanılmaz güzel ağaçlar bunlar. Bu ağaçları budayarak kuşa çeviriyorlar. Bunlar elimden videoyu da düşürdüm. Devam ediyorum. Bunlar budanmayan ağaçlar. İlerideki hele çok daha güzel görünüyor. En sondaki ağaç. Ağaçtan da bahsedeyim. Bu ağacın tohumlarından alıp evde bir 10 santim kadar yapıp Bayburt'a göndermiştik. Babam orada dikti. Ama olmadı. Demek ki soğuk iklimde olmuyor. Geceyle gündüz ısı farkının çok yüksek olduğu şehirlerde olmuyor. Ama zannediyorum Ankara'ya kadar olan kesimde olur. Özellikle sahil beldelerinde olur. Pendik burası. Pendik sahil beldesi. Hemen de sahilin dibindeyiz. Burada gayet başarılı tuttu bu ağaçlar. Şimdi ne yaptığımı da anlatmak istiyorum. Ağacın dibine dökülen, bir ağaçtan dökülen yüzlerce tohum var. Bu tohumlardan topluyorum. Hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Tohumlar sanki kendi kendini böyle gömüyor gibi bir hava var. Buradan kimse geçmez normalde. Bakın, buradan insanların geçeceği bir durum yok. Ama bir tane örnek göstereyim size mesela. Şu tohuma bakın. Sanki bakın, sanki öyle kendini oraya gömmüş ve bu haliyle bir şekilde de kök veriyor kenarından. Bak, belki de bu köklenmiştir bile, köklenmemiş. Bunlardan yüzlerce topladım, böyle yüzlerce, abartısız yüzlerce topladım. Daha önce de toplamıştım hep. Bakın mesela bu köklenmeye bile başlamış. Böyle çok örnek var. Bakın nasıl, aldığım yerlerin ilginçliğine bakın. Bu da bir ilginç şey. Tohum kendini oraya gömüyor gibi bir hava var. Şunları yerine koyayım. Bakın burada kendi başına köklenenlerden var. Hatta daha büyükleri de var. Şöyle şurasından cilleniyor. Buradan kök veriyor. Amerikan palamudunu şöyle ekiyoruz, dikiyoruz arkadaşlar. Yatay. Şu şekilde bırakıyoruz. Toprağın 2-3 santim altına bıraktığımız zaman zaten kendi başına kökleniyor. Bir de zannediyorum bir şey hediye etmeden benim sayfama ilgi olmayacak. Akşam da Twitter hesabımda yazacağım inşallah. Sayfaya üye olanlara,
Sayfada bir iki video izleyenlere de beşer tane bu palamutlardan hediye etmek istiyorum, göndermek istiyorum. İlgilenenler Twitter hesabından bana ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyilikle kalın.